Şimdi 6 Ağustos'ta Ukrayna Kursk bölgesinde ilerleme kaydettiğini zaten bir operasyon başladı. İşte takvimler 18 Ağustos'u gösteriyor. 12 gündür de bilfiil ilerleyiş gösteriyor o bölgede, o noktada. Ara ara Rusya'dan açıklamalar geliyor. İşte durdurulduğu yönünde. Ukrayna'nın yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığı minvalinde. Ama şimdi bir son duruma bakacağız. Hazırladığımız bir haber var. Çünkü Ukrayna ordusu şimdi de Rusya'nın Kursk bölgesinde bir tatbikat gerçekleştiriyor. Daha doğrusu onun karşısında yer alan Sumi'de bir tatbikata başladı. Bununla ilgili o haberimizi izleyelim. Üzerine hocamızla konuşalım. Operasyon planladığımız gibi gidiyor. Ukraynalıların cesareti muhteşem şeyler başarıyor. Pozisyonumuz güçleniyor, varlığımız güçleniyor. Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesindeki operasyonu yaklaşık 2 haftadır sürüyor. Rus topraklarında 1000 kilometrekareden fazla alan Ukrayna kontrolünde. Sınırın karşı tarafında Ukrayna'nın Sumi bölgesinde de hareketlilik var. Ukrayna ordusu tatbikata başladı. Tatbikat, Ukrayna askerlerinin olası bir pusu sırasında savaşma kabiliyetini artırmayı hedefliyor. Manevralarda tanklar ve zırhlı araçlar da kullanılıyor. Gerçek bir savaş alanı ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Onları her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı hale getiriyoruz. Eğitim kural kitaplarındaki gibi değil, gerçek hayata uygun şekilde yapılıyor. Ukrayna'nın Kursk saldırısı genişlerken Rusya da hava saldırılarını artırdı. Hedefte başkent Kiev vardı. Ukraynalı yetkililere göre Rusya'nın ateşlediği balistik füzeler başarıyla düşürüldü. Ayrıca Ukrayna genelinde 8 İHA ve 5 füzenin daha engellendiği açıklandı. Cephede sıcak çatışmalar sürerken dikkat çeken 3 açıklama geldi. Kuzey Kore Rusya'ya desteğini açıkladı. Ukrayna'nın Rus topraklarına düzenlediği saldırıların kınandığı vurgulanırken, ABD'nin Rusya karşıtı politikalarının dünyayı 3. Dünya Savaşı'nın eşiğine getirdiği belirtildi. Rusya ile Kuzey Kore arasında son dönemde önemli diplomatik temaslar gerçekleşmişti. Rus lider Vladimir Putin, Haziran ayında Kuzey Kore'ye giderek Kim Jong-un'la görüşmüştü. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko da Ukrayna sınırının tamamına asker konuşlandırıldığını duyurdu. Sınıra daha önce hiç olmadığı kadar mayın döşendiğini söyledi. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesine göre ise Ukrayna'nın Kursk saldırısı Washington'ı düşündürüyor. İddiaya göre ABD ordusu Ukrayna'ya istihbarat sağlamakta isteksiz. Bunun nedeni ABD'nin Kursk operasyonuna destek verdiği suçlamalarından kaçınmak. Ukrayna'nın sürpriz saldırısında ABD yapımı Stryker ve Alman Marder zırhlı araçları da kullanılıyor. Haberimizi izledik hocam. Şimdi Kursk hem tarihi anlamda hem de stratejik anlamda çok büyük, çok önemli bir şehir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği ile Nazi Almanya'sı arasındaki o muharebede şehrin askeri tarihteki o önemini pekiştirdi. Şimdi günümüzde ise bir yandan biliyoruz ki hani savunma sanayi ve enerji altyapısı açısından da kritik bir konum. Bir de tabii hani lojistik merkezi olduğu da biliniyor. Şimdi bütün bunların olması tabii ki ne diyoruz buna? Hani Rusya yönelik bir stratejik darbe mi acaba? Hani bu değerlendirmeler yapılıyor. Bir yandan da işte son açıklamalar, Sumi'de neden bir tatbikata başladığı meselesi var. Bu arada şunu da söyleyeyim hocam. Belarus Devlet Başkanı da Ukrayna sınırının tamamına asker konuşlandırdı. Hatırlar mısınız? Geçen hafta şey demiştim size. Rusya-Ukrayna savaşı başladığında işte Belarus'un 20 bin asker konuşlandırdığı söyleniyordu. Ve o günden bu yana da işte bu savaşa müdahil olur mu diye de çok fazla üzerine yorumlar yapıldı. Ve geldik 18 Ağustos 2024'de Lukashenko dedi ki Ukrayna sınırının tamamına asker konuşlandırdık. Ne dersiniz bütün bu gelişmelerin ışığında? Son sorunuzdan başlayayım Sümeyye Hanım. Buyurun. Lukashenko açıkçası eğer savaşa katılmak istiyor idiyse bu 2,5 yıl kadar geç kaldı. Tabii burada şu da var. Hani 2022 Şubat'ında savaş başlığında katılsaydı belli kazanımlar elde ederdi. Hı hı. Ama kaybı da çok büyük olurdu. Çünkü Lukashenko'nun da siyaseten kendi halkın nezdinde belli zayıflıkları, belli şeylere, belli problemlere gebe kendisi. 2020-21'de seçimlerden sonra
seçimlere şaibe karıştığı için ciddi bir halk ayaklanması olmuştu Belarus'ta. Lukashenko'nun böyle bir problemi var. Lukashenko'nun daha da büyük bir problemi zamanında kendisi Rusya Federasyonu ile birlik anlaşması dedikleri bir anlaşma imzaladılar. Zaman içinde Belarus'un Rusya Federasyonu ile tek devlet olmasını öngören bir anlaşmaydı bu ve Lukashenko uzun müddet özellikle bu anlaşmanın belli kilometre taşları devreye gireceği zaman bunlara ayak diretti. Ancak işte o 2021'deki seçim sürecinde de kendisi yeniden Putin'e gebe kaldı. Putin'e bir borcu oldu. Çünkü Rus devleti istihbarat yapısı ve askeriyesi kendisine yardımcı olmuştu. Burada yalnız bu 20 bin askerin Ukrayna sınırında konuşlandırılması ben daha çok biraz Rusya'yı hoş tutma, Ukrayna'nın da elini zayıflatma girişimi olarak görüyorum. Ancak Belarus'un doğrudan savaşa müdahil olup olmayacağı konusunda çok emin değilim açıkçası. Çünkü yani sadece bir gözdağı mı olabilir diyorsunuz hocam? Hani ancak Belarus'un yaptığı bir gözdağı. Şu olabilir. Buyurun. Birkaç ihtimal var Sümeyye Hanım. Şöyle izah edeyim. Birincisi Zelenski'yi şu anki Kursk harekatını durdurmak veya Kursk harekatına gönderdiği lojistik desteğin bir kısmını eğer izleyicilerimiz haritaya bakarlarsa çok çok da uzakta değil ama dibinde de değil bu Kursk bölgesi. Ukrayna-Belarus sınırı yaklaşık 150 kilometre daha batıda kalıyor eğer hafızam beni yanıltmıyorsa. Hı hı. Lojistik desteği oradan Belarus sınırındaki Ukrayna birliklerine çekerse çünkü Ukrayna ihtiyat birlikleriyle orada belli bir savunma hattı oluşturdu. Çünkü Rusya 2022 Şubat'ında Ukrayna'ya saldırırken Belarus'tan da sınırı ihlal etmişti. Sadece şey üzerinden değil, hatta meşhur Çernobil nükleer santralinin olduğu bölge Belarus sınırına çok yakındır. Hı hı. Birkaç ay orada Rus birlikleri de tahkimat yapmıştı. Benim tahminim Lukashenko Putin'e biraz destek veriyormuş gibi gözükmek için böyle bir hamle yapıyor. Ama ben oradan açıkçası Belarus askerlerinin Ukrayna'ya böyle bir cephe harekatı yapabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Belarus'un elinde bu tür bir harekatı yapacak güç projeksiyonu unsurları yok. Bir birleşik, ortak askeri harekat düzenleyecek şekilde tahkim edilmiş durumda değil Belarus ordusu. Ben her zaman bu eleştiriyi yaparım diğer yorumculara, habercilere. Hani herkes hep bizim ordumuz gibi düşünüyor da dünyanın bizden daha mahir ordusu olan çok çok az ülke var. Yani bir elin parmaklarını bile geçmez. Belarus kesinlikle bu ordulardan biri değil. Şimdi bu bir noktası. Bir diğer husus neden Ukrayna bir tatbikat yapıyor dediniz. Bu bir anlamda güç gösterisi. Şimdi az önce hani bu bir askeri strateji mi dediniz? Bu aslında ben daha çok bu Kursk harekatını, Ukrayna'nın Kursk'a düzenlediği bu harekatı askeri boyutundan çok siyasi boyutuyla değerlendiriyorum. Burada Putin'i, Rusya'yı bir küçük düşürme girişimi var. Kendisini Ukrayna'nın, Zelenski yönetiminin batıya tabiri caizse şirin gösterme girişimi var. Özellikle İsrail'e verdiği desteği kesenin ağzını iyice açmış olan Amerika'ya özellikle. Bakın ben hala buradayım. Ben sizin asıl düşmanınızla mücadele ediyorum. Rusya ile mücadele ediyorum. Bana daha fazla yardım etmeniz gerekiyor. Mesajının gönderilmesi. Tabii olaya bir de Rusya tarafından baktığımızda da Ruslar da bunu aslında Amerika'nın Ukrayna'ya, Rusya'ya doğrudan saldırması yönünde bir emir vermiş. Emir verdiği yönünde bunu sosyal medyada, dünya kamuoyunda, kamuoyu önünde bunun bir anlamda satışını yapıyor. Bu söylemlerle dünya kamuoyunun karşısına çıkıyor. Rusya açısından da bu tamamen Amerika'nın Ukrayna'yı vekil olarak kullanıp kendisine saldırması. Özellikle zayıf gördüğü bir noktada. Çünkü bu geçtiğimiz günlerde söylendi işte. Hepi topu 50 polisin veya 50 sınır muhafızının koruduğu bir alana binden fazla askerle saldırdı diye Ukrayna. Putin açısından tabii bu zor bir durum ama evet. Rusya bunun cevabını zaten az önceki haberde de duyduk. Bunun cevabını vermeye başlamış.
Durum şu an için böyle.